Merhaba sevgili arkadaşlar. Sakın jeneriği başlangıcımızı seyredip kitaplardan dizilere doğru kayıyorlar diye düşünmeyin. Hayır. Ama dizilerle ilgili çeşitli eleştirilerimiz ya da ne olup bittiğine dair söylemek istediklerimiz oluyor. Bunlardan bir tanesi de Haluk Bilginer'in başrollerini oynadığı Baba dizisi. Bana göre önemli bir dizi. O yüzden kitaplardan elbette vazgeçmiyoruz. Hatta temel olarak önerdiğimiz şey kitaplar. Fakat diziler hayatımızın içerisinde ne dersek diyelim tiyatroyu bir kenara atmış durumda ve pek çok şeyi televizyon artık kendi yörüngesinde değiştiriyor. Televizyonu değiştirecek olan ise işte internette bu gördüğünüz şeyler daha özgün ve daha kişiye özel. Biz konumuza hemen dönelim. Baba... Show TV'de başlayan birkaç haftadır izlediğimiz, ilgiyle izlendiğini gördüğümüz benim de bu merakla baktığım dizilerden bir tanesi. Çok az diziyi seyrederim demek daha doğru. Dizilerin çok dikkate değer olduklarını da düşünmem. Bu kanalda bundan önce iki tane daha dizi yorumu var. Onları şuraya koyarım bakarsınız. Önemli olan şey altını çizmek istediğimiz bir şey varsa. Babada da öyle. Show TV'de yayınlanan dizinin yönetmeni Çağrı Bayrak yönetmene işini iyi yaptığını söyleyerek yani netice itibariyle zamanımızı da çalsa çünkü iki buçuk saat süren bir şeyden bahsediyoruz. Ortalama bir film bir buçuk saat ve buna yılda kaç defa gidersiniz ya da muhakkak seyretmem gerekir dediğiniz kaç film sezonuna, vizyona girer. Baba ve diğer diziler öyle değil. Haftada bir günümüzü kaç tane seyrettinizse o kadar günümüzü kapatıyorlar. O yüzden bari görsel bir nitelik taşısın ve duygularımızı hafife almasın. Yani akışı hiç olmazsa seyrettiğimize belki o kaybettiğimiz zamana değmeyecek ama ilgi çeker olsun. Bu bakımdan yönetmenimiz başarılı bir iş çıkartıyor. Görsel olarak ustalıkla hazırlanmış bir dizi olduğunu söyleyebilirim. Senaryo Gökhan Horzum ve Ekin Atalar tarafından kaleme alınmış. İşte zaten bizi ilgilendiren konu da bu. Dizilerin de neticesi bir kitap. Hele iki buçuk saat süren dizilerin senaryoları böyle kalınca bir kitap gibi aktörlere ulaşıyor, aktristlere ulaşıyor ve oyuncular onu yani bir şekilde hazmedip onun psikolojisini ortaya koymak için uğraşıyorlar. Baba dizisinin en büyük avantajı tabii ki kadrosu. Haluk Bilginer dediğimiz zaman tiyatroyla ilgilenen dramatik yazarlık eğitimi almış, tiyatro bölümünden mezun olmuş biri tarafından bilinmemesi imkansız bir önemli sanat adamıdır. Önemli bir oyuncudur Haluk Bilginer ve ortaya koyduğu performans zaten aldığı uluslararası ödüllerle de kendini gösteriyor. Tebrik edilesi bir performans çiziyor. Haluk Bilginer'in tabii ki sanatsal akışını başka bir zamana bırakıp baba üzerinden konuşmak gerekirse çok yumuşak bir oyunculuğu olduğunu söyleyebilirim. Öyle doğal oynuyor ki zaman zaman bakıyorsunuz acaba evde mi diye düşünüyorsunuz. Ya da evin içerisinde böyle bir baba figürünü, dede figürünü ya da yakın komşunun hemen yanınızdaki böyle bir problemi karşınızda hissediyorsunuz, içinizde, ruhunuzda duyuyorsunuz. Çünkü babadaki baba figürü problemli. Bunu zaten herkes ilk bakışta anlayabilir. Çocuklar da babanın o otoriter baba yapısının getirdiği etkiyle oldukça bastırılmış, sıkıştırılmış bir nesil. Şimdi diyeceksiniz ki, bugünün ailesinde böyle bir şey yok. Bu niçin ilgi görüyor? Niye bu kadar çok seyrediliyor? Hayır. Aileyle ilgili dram yön değiştirse de, şekil değiştirse de aynen yerinde duruyor. Zaten senaristlerin başarısı da buradan geliyor. Senaristler sadece eski aile yapımızı kötüleyip işte ondan iyi ki kurtulduk diye başımızın etini yiyen iki buçuk saatlik bir senaryo ile karşımıza çıksalardı çok sıkı eleştireceğimiz bir şey olabilirdi ancak. Fakat senaristler hem modern aileye hem de geleneksel aileye müthiş göndermeler yapıyorlar ve doğru göndermeler yapıyorlar. Otoriter baba tiplemesinde genel olarak geçmiş ve bugün de çok büyük farklar yok. Sadece başa çıkılamayan, dizginlenemeyen aile yapısı içerisinde rol değiştirmiş, şekil değiştirmiş bir baba figürü var. Ve bu bu çok önemli bir şey. Aile yapımızı zedelemeye içeriden başladığımızda, yani kırık içeriden olduğunda tarif edilemez, imkansız sonuçlar doğuruyor. Devam edeceğim ama videoya gelmeden önce ümit ederim ki sıkça gelirsiniz. Çünkü bu kanalın içerisinde nitelikli şeyler anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Elbette mesele dizi değil. Bizim işimiz kitaplar ve dizinin teması baba ve aile. Baba ve aile ile ilgili size 14 muhteşem roman önereceğim. Yani şunu da söyleyeceğim lafımızın arasında. Bu diziye haftada iki buçuk saat ayırarak yıllarca pek çok aynı çatışmayı değişik şekillerde görmek için zaman kaybedeceğinize gerçekten çok olgunlaşmış dönemlerinde yazılmış ve insanı çok fazla etkileyen 14 tane romanı okumanızı tavsiye edeceğim. Hepsini değil tabii ki içinden seçebileceğiniz, sevdiğiniz yazarlardan olan Türk ve dünya edebiyatından önemli 14 kitabı da bu bölümün sonuna koyacağım ve dizinin ardından evet dizi iyi olabilir, etkileyici olabilir, çekici olabilir. Bazı açılardan gerçeğe yakın. Yani dizilerin pek çoğu kepazelik, çok fevkalade sıkıntılı ama bu bunun yanında size çok daha dimdik duran, sizi fazlasıyla geliştirecek ve aileyle ilgili, babalıkla ilgili, babayla ilgili, otorite figürüyle ilgili çok daha fazla düşünmenizi sağlayacak 14 lobanı da isimleriyle aktaracağım. Siz hangisini isterseniz ya da hangilerini isterseniz lütfen okuyun. Bu kanala lütfen abone olun. Çünkü biz bu kanalda hep birlikte önemli şeylerin altını çizmek üzere çalışacağız. Şimdi diyeceksiniz ki dizi çok önemli mi? Hayır dizi önemli değil ama altında yatan sebepler senaryonun bizi götürdüğü yer gerçekten önemli. O yüzden şimdi devam edeyim. Baba dizisinde Anadolu'lu bir aile var fakat ailenin bir kanadı da yani Haluk Bilginer'in oynadığı Emin Saruhanlı rolündeki kişinin abisi de yıllarca önce aileden koparak büyük şehire gelmiş ve orada çok zengin olmuş. Nasıl çok zengin olduğunu bilmiyoruz ama büyük bir dev olduğunu yani işte o holdingler içerisinde önemli bir yere sahip olan bir şirketin sahibi olduğunu görüyoruz. Fakat daha ilk bölümden zaten meseleyi oraya taşıyacakları için bir uçak kazasında düğün için hep birlikte kiraladıkları özel bir uçakla giderlerken uçak düşüyor. Aslında düşürülüyor. Yani bir şekilde bir sabotaja kurban gidiyorlar. Fakat dizimizin bu sabotajla ilgisi olmadığında onu daha çok derinlemesine halihazırda göremedik. Belki ileri bölümlerde buna da sıra geleceğini düşünüyorum. Fakat bu iki kardeşin önemli özelliği birbirlerine yıllardan beri küs olmaları ve öyle küsler ki küslük ta Emin Sarıhanlı'nın evlenmeden önceki o ilk gençlik dönemine denk geldiği için ailede bir abisi olduğundan habersiz o kadar kopuklar. Fakat bu trajedi yaşanınca ister istemez miras hukukuna göre büyük bir servet onlara kalıyor orada öğreniyorlar. Sonra yaşadıkları ilçeden büyük şehre gidiyorlar. Debdebe orada başlıyor. Baba zaten onları dizginleyerek acayip sıkıştırmış. Fakat başka bir şey daha var. Bununla birlikte yürüyen ve bu büyük mirası öğrenmeden önce Emin Sarıhan'ın hastalığını öğreniyor. O da ayrı bir trajedi tabii. Hastalık beyninde oluşmuş bir hastalık ve bir müddet sonra 3-4 sene sonra tamamıyla aklı, zekası ortadan kalkacak, her şeyi unutacak ve adeta bir ağaca ota dönecek Emin Saruhanlı. Doktor arkadaşı bunu söyler, tedavi için onu ikna etmeye çalışır ama kabul etmez. Hastaneye gitmeyi, MR'lar, filmler çektirmeyi reddeder ve ben aileme de söylemeyeceğim der bunu. Kesinlikle gizli saklı bir şekilde ilaç içmeye ve bu şekilde o kendisine tanınan 3-4 seneyi ailesini babasızlığa hazırlayacağı bir süreci yaşatmaya çalışarak geçirmek ister. Fakat sanrıları vardır. Çünkü Emin Sarıhanlı o büyük otoritesinin arkasına gizlediği büyük günahları, büyük yanlışları vardır. Bir başka kadınla ve onun da ondan olduğunu zannettiğimiz bir çocukla ilgili sanrıları, hayalleri vardır. Kadın hayalet gibi karşısına geçer. Bir müddet sonra bu hastalığının da etkisiyle o hayaller daha çok görülmeye başlar. Zaman zaman kendini kaybeder. Sonra uyandığında o depresyonun verdiği ağır travma her şeyi birbirine katar. Bu şartların üzerine bir de o büyük şirketi tanıma ve yönetme gibi bir dert başlarına girince inanılmaz bir aile dramıyla karşılaşırız. Kabul ediyorum herkesin holdingi yok, herkesin başına böyle bir şey gelmez ama o aile içerisinde yaşananlar herkesin başına gelebilir. Üstelik iki kutup, ailenin içerisinde iki bölünmüş kutup var. Bir tanesini tabii ki Emin Sarıhanlı'yı oynayan Haluk Bilginer, diğerini de Kadir Sarıhanlı'yı oynayan Tolga Sarıtaş tarafından canlandırılıyor. Tolga Sarıtaş da çok başarılı. Haluk Bilginer'in peşine takıldığı anlaşılıyor. Yani o doğal oyunculuğu. O akıp giden akışın içerisinde kendini belli etmeyi bu bir oyun. Biz bir senaryonun içindeyiz dememek için gösterdikleri çaba gerçekten filmi çok başarılı bir hale getirmiş. Kadir kız kardeşine kocasının uyguladığı şiddet dolayısıyla giriştiği bir tartışma ya da bir arbede neticesinde hapse düşüyor ve 4 senelik bir ceza alıyor. Baba öylesine otoriter bir çizgide ki o dört sene içerisinde çocuğunu yok sayıyor. Anne tabi eziliyor. Geleneksel bir anne motifi var. Hem Anadolu kadınının itaatkarlığı hem de aslında içten içe parlayan o özgür olma fikrinin, düşüncesinin ya da hani Anadolu kadını silik bir kadın değil. Sessiz bir kadın. Sessiz olmasının sebebi geleneklerin ona yüklediği analık yükünün ağırlığından kaynaklanıyor. Şimdi modern kadınlarda bunu birazcık daha aşmaya çalışan çabalar, değişiklikler var. Ama evliliklerin de çok kısa sürdüğünü görüyoruz. Yani sabretmek, dayanmak, anlamak, karşılıklı olarak hani birisi şiddetli bir şekilde su gibi akarken birisinin toprak gibi sessiz kalması mesajı elbette bu hem kadın için hem erkek için geçerli yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Emin Sarıhanlı bu konuda kötü bir örnek tabi. Sürekli su gibi akan fırtına gibi coşan bir tip. Fakat kadın yani anneleri eşi Fazilet Sarıhanlı'yı oynayan Ayda Aksel de tonlamasıyla bile bize bunun nasıl olması gerektiğini gösteriyor. Sessiz ama tepkileri sert çocuğu hapse girdiğinde etkisiz kalan ya da böyle hiçbir şekilde ilgilenmemeyi tercih eden kocasına karşı müthiş bir ceza yöntemine başvuruyor. Sessizlik, dört sene tek bir kelime bile konuşmadan ama evini terk etmeden görevlerini annelik ve ailedeki kadının önemli görevini bir şekilde safsaklamadan sürdürerek zafer kazanıyor diyebiliriz. Çünkü sonunda Kadir'i eve dönmeye ya da babasının o taş duvarlarını kırmaya ve bir şekilde ailesini bir araya toparlamaya yeniden başarılı oluyor bu konuda. Kardeşleri var tabii ki. En çok göreceğimiz galiba kız kardeşleri Büşra aile yapısı içerisinde kız çocuklarının birazcık daha geri plana atıldığı fikri üzerinden yürüyen. Ama dedim ya senaristler gerçekten bir denge, yani bir kin ya da işte geçmişe karşı ellerinde balyozlarla tak 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 ortadan kaldıralım tavrı içinde olmadıklarından birazcık daha ayağı yere basan bir senaryo çıkıyor. Büşra'nın hem kız çocuğu olduğu için gördüğü o ikinci sınıf muameleyi haksızlık olarak bize çok iyi gösteriyorlar. Hem de abi motifinin bir koruyucu olarak kendisini hapse düşürecek kadar kız kardeşine sahip çıkmasını da karşımıza parlatarak çıkartıyorlar. Ayrıca modern hani karışmayınız insanlar istediklerini yapsınlar istedikleri gibi yaşasınlar istedikleri gibi düşünsünler fikrini de Artık 6. bölüme filan gelindiği için biliniyor. Karşılarında en büyük düşmanları aileyi yok etmeye çalışan İlhan Karaçam isimli o onlara borç veren ailenin. Daha doğrusu abilerinin, ölel abilerinin aldığı borcu kucaklarında buldukları ve onları tamamen yok etmeye çalışan İlhan Karaçam'ın bankacı diyorlar ama tefeci demek daha doğru galiba işte onun romantik sahtekar tavırlarına yenilmesine sebep oluyor. Modernite insanı bazen hani özgürlük diye zannettiği bir çukurun içine atabilir. Bu mesajı bize çok iyi veriyorlar. Ve İlhan Karaçam onun kurtuluşuymuş gibi kendisine görünüyor. Halbuki işte celladına aşık olmak deniyor ya, aileyi büyük strese sokacak, hatta İlk ilk hedefi yani İlhan Karaçam'ın Büşra ile ilgilenmesinin ilk sebebi sonra ne olur bilemiyoruz tabii. Senaryo artık bir şekilde akacak ve gelişecek. Galiba o da bir aşk yaşayacak çünkü diziler iki buçuk saat ve işte birkaç sezon sürmesi isteniyorsa böyle gel gitler ister istemez olacak. Böyle 3-5 bölümde bir iş tersine dönecek. Birisi birine aşık olup öbürü nefret edecek. Bunun başka yöntemi bu şekilde süren uzun dizilerin başka şekilde ekrana getirilmesi mümkün değil. Orada bir çukura düşüyor tabii Büşra. Onu kullanmak için kur yapan birisine kocasından nefret ettiği ve babasının ayrılık ya da boşanmak asla kabul edilemez bir şey diye düşünüp kocasının sevmediği kocasının kucağına kızını sürüklediği için bir çıkış yolu olarak görüyor. Fakat o da inanılmaz bir darbe ile sonuçlanacak ve sanıyorum dizinin içerisinde trajedileri büyüterek göreceğiz. Torunlar var, çocuklar var. İki tane erkek evlat yani Kadir'in kardeşleri, abileri Yaşar ve Servet var. Yaşar ve Servet, Yaşar'da psikolojik eziklikler dolayısıyla hayata tamamen bir rezerv koymuş birini servette de her şeye karşı bir arzu ve istek ama baba korkusu dolayısıyla kıpırdayamamanın verdiği o tutunamayan adam tipini görebiliyoruz. Baba dizisini izlemeli miyiz peki bu kadar şeyden sonra bana kalırsa hayır çok kötü olduğu için değil ama iki buçuk saat hayatımızdan her hafta vermeye değecek bir şey olmadığı için. İzleyeceksek çok daha dizi izleme potansiyelimizi sınırlayarak belki haftada bir kere buna sadece bu diziye yer verebiliriz. Çünkü içerisinde gerçek hayatın trajedileri var. Evet jenerikten birkaç saniye daha görmüş olduk. İşte bunu izlemek yerine size 14 tane harika aile ve baba temalı roman önermek istiyorum. Hem Türk edebiyatından hem de dünya edebiyatından. Bunların dizilere göre çok daha zamanı kendi istediğimiz gibi kullanabileceğimiz, daha ekonomik, pratik bir şekilde bitirebileceğimiz ve içinden gerçekten kendimize çok daha yüksek seviyede, kalibrede düşünceler, öğütler çıkarabileceğimiz romanlar olduğunu söyleyebilirim. Şimdi size önereceğim romanlar içerisinde hem otoriter babalar var, hem parçalanmış aileler var, hem aile içerisindeki dramlar var, hem yapılan yanlışlıkların aileyi ne hale soktuğuna dair müthiş trajediler var. İsterseniz hemen 14 roman için kağıt ve kalemi elinize alın. Nasıl olsa YouTube'dayız. Videoyu şöyle bir durdurma imkanınız var. Ardından tekrar açmalısınız ve o 14 romandan en az 2-3 tanesini okuma planınıza bence almalısınız. Buna değeceğini inandığım kitapları tavsiye edeceğim çünkü. Yorumada hangi romanları diziye tercih edeceğinizi, hangi romanları okuyabileceğinizi, okumayı düşüneceğinizi yazar ya da yeni romanlar önerirseniz memnun olurum. İşte istemiz. İlk kitabımız Reşat Nuri Güntekin'den. Yaprak Dökümü televizyonda dizisinde gördüğümüz roman müthiş bir aile dramını içeriyor. İkincisi gerçekten Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından ve psikolojik tahlilleriyle romanına başka bir derinlik katan Yusuf Atılgan'dan Aylak Adam. Türk Edebiyatı'nın büyüklerinden Orhan Kemal, unutmamamız gereken, unutulmaz kitaplar yazan ve aileyle ilgili meseleyi de önemli bir konu tema olarak işleyen Orhan Kemal'den Eskici ve Oğulları. Oğuz Atay'ın kült, kolay okunamayan zor ama derdi de zor olan kitabı tutunamayanlar. İnci Aral'dan Türk Edebiyatı'nın hala üretmeye devam eden önemli yazarlarından birisi kendisi. Kendi Gecesinde isimli romanını dizi seyretmek yerine okumayı tercih etmeniz için öneriyoruz. Devam ediyoruz. Elbette dünya edebiyatı için de aile önemli ve baba figürü sadece Türkiye'de değil. Geleneksel olarak dünyanın her yerinde altı çizilesi bir önemli otorite figürü. Turganyev babalar ve oğulları. Sırada dünya edebiyatının zirvesinden bir yazar tabii ki Victor Hugo sefilleriyle bizim listemize giriyor. Sonra elbette ki tiyatro alanında bir dev. Tragedyalarıyla dünyayı etkilemiş ve tiyatro denilince işte 14. yüzyıldan sonra ismi en çok anılan önemli yazarlardan bir tanesi William Shakespeare Kral Lear unutulmaması gerekir ki krallar da aynı zamanda babadır. Harry Bölün Babasız Evler isimli kitabı da sizi oldukça etkileyecek ve farklı yapısıyla bugüne kadar okuduğunuz, okuma listeleri içinde bulundurduğunuz kitaplardan farklı bir bakış açısıyla karşınıza çıktığını göreceksiniz. İnsan babasının yüzüne karşı söyleyemiyorsa onun çeşitli sebepleri olabilir tabii ki. Babasının otoriter olması, ailen içerisinde şiddet içeren hareketlerin baş aktörü olması ya da aramızdan ayrıldığı için bir daha onunla karşılaşmanın imkansız olması. Evet, Franz Kafka Babaya Mektup isimli kitabını da bu listeye koyuyoruz. Ülkemizin Nobel ödüllü üretmeye devam eden önemli yazarlarından bir tanesi. Tek Nobel ödüllü alan yazarı elbette. Orhan Pamuk, Cevdet Bey ve oğullarıyla bize geleneksel bir ailenin nasıl parçalandığını çok çarpıcı bir şekilde anlatıyor. Yakup Kadri Karaosmanoğlu da Cumhuriyet'in ilk dönemindeki yazarlarımızın en önemlilerinden bir tanesi. Onun kiralık konağını bilmeyen de sanırım kalmamıştır. İran edebiyatından bir İran ailesinin çarpıcı dramını konu alan Altın Kafes isimli şiirin Ebadi'nin kitabını da bu listenin içerisinde bakmanızı, okumanızı tavsiye edebileceğimiz kitaplar arasında koyduk. Ve son Amin Maruf gerçekten dünya edebiyatının yaşayan devlerinden bir tanesi bana göre. Onun Yolların Başlangıcı isimli romanı da listemizde. İşte size bir dizi ve o dizinin açığını kapatacak ya da o diziyi seyretmek yerine alternatif olacak 14 kitap. Aile önemli, baba aile içerisinde çok önemli bir figür. Ne kadar modern hayat dersek, ne kadar çağımız değişti artık dersek de babalar hala önemli çok dominant olduklarında gerçekten çocuklarını ve ailelerini bir presin altına sokuyorlar. Ama çok kendilerini hissettirmez. Ortada yokmuş gibi göründüklerinde de büyük facialara istemeden yol açıyorlar. İşte o yüzden show TV'de Haluk Bilginer'i izlemek için mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Fragmanlarına bakabiliriz YouTube'da. Dizinin kısa birkaç dakikalık, 10 on dakikalık, 15 on dakikalık bir bölümünü sonra izleyebiliriz. Ve bu kitaplara yeniden dönebiliriz. Elbette sinema hayatımızın içerisinden yavaş yavaş eski ağırlığını kaybederek çıkıyor. Tiyatro zaten ortada görünmüyor. Televizyona mahkum. Hayır televizyona mahkum değiliz. Size saydığım ve daha pek çok alternatifi olan kitapların dünyasına girerek bu mecburiyeti üzerimizden atabiliriz. Herkese iyi okumalar.